Müzik ve gelenek aslında birbirini tamamlayan şeylerdir. Geleneksiz müzik olmaz. Müziksiz de gelenek olmaz. Her gelenek, gelenek kültürün genel anlamda bir parçası olduğu için bir tarzı vardır her geleneğin. Bunlar mikro ölçekli toplumlarda bile böyledir. Onların bir geleneği, ananesi, bir yaşama biçimi vardır. Bu yaşama biçimi, bu anlayış, yine bu dünyaya bakış biçimi o insanları tekrar eden bir takım ritüellere doğru sürükler. Gelenek bir manada böyledir. Kültürel kalıntı diyelim. Şimdi bu geleneğin oluşturduğu bir düşünce biçimi var. Bir dünyaya bakış biçimi var. Bir belki ilah tanımı var. Bir tanrı algısı var. Ve bütün bunlardan süzülüp gelen, bunlardan oluşan bir müzik biçimi var. O bakımdan müzik geleneğin ayrılmaz bir parçası. Dediğim gibi gelenek de müziğin ayrılmaz bir parçası. Çünkü müziğin içinde de bir gelenek var. Mesela söz gelimi Osmanlı müziği, klasik Osmanlı müziğinin aşağı yukarı 1700'lerden itibaren şöyle hesaba katacak olursak, yani elimize geçmiş belgeler üzerinden net konuşacak olursak, hele bir de Osmanlı müziğinin kendi karakterisini oluşturduğu yüzyıl olarak düşünecek olursak, net bir 350 yıl gibi bir süreç var önümüzde. Şimdi bu 400 yıllık süreç müziğin kendi içerisinde bir gelenek meydana getirmiştir. Nedir bu gelenek? Mesela müziği ustalarından öğrenmek, meşk etmek. Meşk geleneği diye meşhur bir musiki eğitim geleneği var bizde, biliyorsunuz. Dolayısıyla müziğin de kendi içinde akan giden bir geleneği vardır. Mesela öyle bazı şeyler var ki Avrupa müziğinde söz gelimi barok dönem, 150 yıllık barok dönemde müzisyenlerin bir müzik yapma biçimi vardır. Orada teknik bir takım detaylar var. İşte efendim uzun temalı müzikler, kontrast, ondan sonra sürekli bas partisi. Bunlar barok müziğin karakteristik özellikleridir. Ama buna tabi olmak, bestecinin bunu tekrar etmesi de müziğin kendi içerisinde tekrar eden bir gelenek haline gelmiştir. Bakın, müziğin kendi içinde bir geleneği var. Geleneğin de kendine göre bir müziği var. O bakımdan bunları birbirinden ayrılmaz iki parça olarak kabul edebiliriz. Bizim Anadolu'da her toplumda gelenek var. Geleneksiz toplum, en modern toplumlarda bile gelenek var. Ya da geleneğe dönüşen bir takım batıl inançlar var. Her şeyi, gelenek dediğimiz şeyi böyle nötr, son derece tabii, fıtri bir şey olarak almayalım. İnsanın üzerine koyarak geliştirdiği, birbirinden öğrenerek ortaya çıkardığı bir yaşama modeli, bir kültürel kod, kategori, böyle anlayalım geleneği. Yine bu anlayış zaman içerisinde, bir de şöyle bir şey var, geleneğin dışarıdan etkilenme payı da var. Gelenekler içine kapalı olabilir. Ancak öyle bazı gelenekler var ki başka geleneklerle tanıştığı vakit o geleneklerden transfer yapabilir. Gelenek transferi diye bir şey söz konusu olabilir. Yani katı kuralcılık gelenekte benim inancım, geleneğim böyle değişmez diye bir şey olmayabilir. Soft gelenekler olabilir. Zaman içerisinde değişimi uğrayan. Bunların dahi müzikleri değişim ne tarafa doğru seyrediyorsa o tarafa doğru seyreder. Bugün Anadolu'da da mesela işte bağlama çalan ya da bir enstrüman çalan toplumda her zaman ayrıcalıklı bir hüviyete sahip hale gelmiştir. Bu gelenekle izah edebilecek bir şeydir. Yoksa enstrüman çalmak dediğiniz nedir? Oturursunuz bir enstrümanı, emek eder 4-5 senede öğrenir, usta olursunuz, çalmaya başlarsınız. Ama mesele öyle değil. Dolayısıyla gelenek ve müzik arasında naçizane ben böyle kopmaz, tarihsel bir ilişki görüyorum. Müzik dönüştürebilir ama insan dönüşmek istiyorsa dönüşür. Dönüşmek istemiyorsa ona müziğin en dönüştürücüsünü bile dinleseniz fayda etmez. Fakat şöyle bir şey vardır. Müzik sanatların en yükseğidir der Schopenhauer. Onu da bir sebebe bağlar. Şudur, idealar alemine en yakın sanat olduğu için der, yüksektir. Çünkü diğer sanatlarda
şiirde bile mimari, heykel, resim, hatta şiir, bunların hepsi o işte iştigal edenin dış dünyaya bakarak ve dış dünyadaki nesneleri taklit ederek yaptıkları bir sanattır. Ama müzisyen için öyle bir imkan yoktur. Müzisyen tabiattaki sesleri dinlemez. Ona melodi ilhamı veren şeyler olabilir belki ama müzisyenin besleneceği bir kaynak yok. Dolayısıyla müzisyen idealar alemine en yakın kişidir. Ve o bakımdan müzik bütün bu sanatların en üstünde bir sanattır. Böyle bir gücü var, özelliği var. Mesela ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Radyoda gençliğimde rahmetli Ahmet Hatipoğlu'nun Türk Tasavvuf Müziği Korosu vardı. Ondan cumartesi günleri öğleden önce yayınları olurdu. Dikkatimi çekti, dinlemeye başladım. Çok hoşuma gitti ve beni dönüştürmeye başladı o müzik. Evet, kendi hayatımdaki bu örnekten hareketle müziğin dönüştürücü bir özelliği olduğunu söylemek mümkün. Tecrübeyle sabit. Ama müziğin mutlak vazifesi bu değil. Dediğim gibi eğer dönüşmek istiyorsa bir insan ve toplum, müzik ona katkıda bulunabilir. Söylemek istediğim şey şuydu aslına bakarsanız. Müzik yüksek bir sanat olduğu için müzisyenin bir vazifesi var. Besteci toplumun önünde bir insandır. Hatta bütün sanatçılar böyledir. Dolayısıyla şairlerin şiiri aslında mana aleminin sesidir. Mana alemini anlatır. Müzisyenler de aynı şekilde mana aleminin sesidir. Mana alemini seslendirir. O bakımdan bu iki profil birbirine çok yakındır bana göre. Müzisyen yani bestekar ve şair. Ve toplumun öncüsüdürler. Bir şair, bir yazarın sayfalar dolusu yazdığı bir metni bir beyitle anlatabilir. Yunus şiirini bilirsiniz. Yunus'un bir şiirini okuyun, sadece bir beytini, hatta bir mısrağını okuyun. O kadar çok şey öğretir ki, eğer buna takılır giderseniz sizi dönüştürebilir. Sizi günün birinde Yunus yapabilir. Mesela müzisyenlerin hayatlarına baktığımız zaman sürekli bir gelişme trendi içinde olduğunu görürüz. Mesela Mozart'ın 7 yaşında yaptığı müzikle 35 yaşında yaptığı müzik farklıdır. Dede Efendi'nin 17 yaşında yaptığı bir besteyle efendim ölümüne yakın yaptığı bir beste birbirinden farklıdır. Yani onun nasıl tekamül ettiğini, bestecinin nasıl tekamül ettiğini eserinden görebiliriz. Dolayısıyla müzik de değişir kendi içerisinde. Değişir ve dönüşür. Kendini geliştirir. Mesela Avrupa müziğinde, Batı müziğinde konçertonun ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki biçimiyle bugün geldiği biçim oldukça farklıdır. Müzik gelişmiştir. Hatta bir takım yeni formlar eklenmiştir. O yeni formlar müziğin dönüştüğünü gösterir. Dönüşen müzik toplumu dönüştürebilir. Ama evvela müziğin dönüşmesi gerekir. Bu dönüşümü sağlayan da hem bestecidir hem de toplumun talepleridir. Tekraren söylüyorum. Öncelik müziğin dönüşümündedir. Bunu da insan yapar. İnsana bağlı. İnsanın elinde bir nesnedir ya da bir enstrümandır müzik. İnsan dönüştükçe toplum dönüşür. Toplum dönüştükçe müzik de dönüşür. Bu şekilde özetleyebiliriz. Yani Türkiye'de böyle bir sınıflandırma, bir klasifikasyon var. Toplumsal sınıflandırma, toplumsal klasifikasyon. Bakıyoruz yani şehire sonradan gelen alt kültür olarak bunları telakki ediyoruz. Alt kültür toplumu ve bunların dinledikleri müzik de kendi zevksizliklerini yansıtır. Halbuki bu insanların zevksiz olmak gibi bir şey yok. Naçizane ben askerliğimi Sivas'ta yaptım. Buralı olduğumu Sivas'ta öğrendim. Anlatayım hatıramı, askere gidiyorum. Kısa dönem yaptım. 1989 Ağustos ayında, 13 Ağustos'uydu. Sivas'a doğru otobüste gidiyorum. Sivas'a şöyle bir 50-60 kilometre kala güneş de doğuyor. Mola verdi otobüs. Bir yarım saat. İndim, otobüsten inerken bir uzun hava dinledim, duydum. Evet, türkülerimizi bilirim. Fakat bir uzun havayı o bozkırda duymak var ya, mesela Neşet Ertaş'ı o bozkırda dinlemek, bozkırın tezenesi dinlemek. Bozkırda dinlemekle
burada bir apartman dairesinde ya da Boğaz kenarında çay içerken dinlemek arasında dağlar kadar fark var. Adamı yüreğinden yakalıyor. Otobüsten iniyordum, inanın otobüs kapıda basamakta zınk diye kesildi. O kadar müthiş bir müzik koymuş ki, bir uzun hava okuyor, güzel sesli birisi. Tam yerel üslupla durdum. O güne kadar klasik gitar çalan, klasik batı müziği çalan adam gitti. Orada Anadolu'lu olduğumu fark ettim. Ben bir Rumeli göçmeniyim ayrıca. Anadolu'lu, bu coğrafyaya ait olduğumu orada fark ettim. Şimdi bu insan, onu çalan ya da onu söyleyen İstanbul'a geldiği zaman, İstanbul'un kenar mahallesine yerleştiğinde biz bunu alt kültür grubuna mensup biri olarak ilan ediyoruz. Fakat beni dönüştürdü. Ben eğitimli birisiyim. Beni dönüştürdü. Hatta ben köy enstitüsü geleneğinden devam eden öğretmen lisesi mezunuyum. Yani köy enstitüsü mantalitesiyle yetişmiş birisiyim. Beni dönüştürdü. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu alt kültür, üst kültür, bunu neye göre yapıyoruz? Kim yapıyor bu sınıflandırmaları? Bir kere bir oturup buna bakmak lazım. Ama elbette müzikleri var. Arabesk bulabildikleri en yakın müzik. Olayı oralara kadar götürebiliriz. Bu kentten, pardon, kırsaldan kente göçle alakalı bir şey değil. Hayır. Bilakis. Sistemin ürettiği zevksizlik ya da sistemin üretemediği zevk. Çünkü bir şeyi taklit ederseniz, bir şeyi başkasına bakarak yaparsanız kendinize ait olanı bulamazsınız. İyi bir mukallit olursunuz. Maalesef Türkiye'nin yakın tarihi böyledir. Dolayısıyla toplumsal kırılmalar meydana gelmiştir. Efendim, şehre göç etmenin manası değişmiştir. İstanbul artık bir geçim kapısı oldu insanlar için. Taşı toprağı altın dedik, İstanbul doldu. Evet, toplum değişti. Bunu anlamak lazım. Bu değişime paralel bir müzik de ortaya çıktı maalesef. Çıkarıldı, sebep olundu. Yoksa Anadolu'da, bakın şey var, İstanbul türküleri var. İstanbul'un kendine has türküleri var. O kadar zarif türküler ki, bir medeniyet şehri olduğunu anlıyorsunuz İstanbul'un. Şarkıları var. İstanbul başlı başına bir müzik şehri. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda bu muazzam sosyal kırılma böyle bir sonuç ortaya çıkardı. Ben ortaya çıkan sonucu böyle kabul ediyorum. Tabii ki bir pazar da var dünyada. Bu pazarı da unutmamak lazım. Pop müzik, rock müzik diyoruz, saydınız bunları. Bunlar bu pazar etrafında dönen şeyler. Şimdi Beatles bilirsiniz 1960'lara 70'lere damgasını vurmuş. 4 tane fakir Liverpool'lu gencin kurduğu, hepsi lise mezunu en fazla. Babaları da Liverpool tersanelerinde çalışan işçiler bunların. Kurdukları bir topluluk ama dünyayı yerinden oynattılar. Albümleri 750 bin satmış 60'lı yıllarda. Düşünebiliyor musunuz? 750 bin bütün dünyada. John Lennon diyor ki İsa'dan bile daha popüler olduk. Şimdi bakın böyle bir muazzam pazar olduğunu keşfetti kapitalizm. İşte onu söylüyor Adorno. Kapitalizm bu pazarı keşfetti. Kültür bir meta haline geldi. Bu dönüşüm pop müzik, rock müzik, sürekli yenilenen müzikler bu pazarın sonucudur aynı zamanda. Böyle bakmak lazım hadiseye. Ben böyle düşünüyorum. Müziğin evrenselliği başka bir şey, bunlar başka bir şey. Az önce bahsettiğim pazar meselesiyle alakalı bu. Teklifleşme. Marshall McLuhan adlı bir Kanadalı iletişim bilimci. Onun bir global village, yani global köy tanımlaması var. Yani sınırların kalktığı bir köy. Mesela ben bunu deneyimledim kendi hayatımda. İşte New York'a gidiyorsunuz. New York'ta ses duyamadım. Yani o Manhattan'ı dolaştım, ünlü caddelerini yok. Tokyo, Ginza'yı dolaştım, yok. Paris'te Şanzelize'yi dolaştım, yok. Sadece kendi şeyleri var. Bir ses duyuyorsunuz ama. Lakin İstiklal Caddesi'nde dünyanın bütün seslerini duyuyorsunuz. Oradaki plakçılar, kasetçiler elbette popüler olanı satmak peşinde. Fakat bu o caddeden geçene bir şey sunuyor. Bir zenginlik sunuyor. Farklılıkları duyabiliyorsunuz. Ama dediğiniz gibi dünyada süratle bir tek tipleşme var. Bu maalesef pazarı elinde tutanların çabaları sonucu oluşan bir şey. Ne bileyim,
Herhalde az önce Beatles örneğini verdim. Beatles'ı tanımayan yoktur. Elvis Presley'i tanımayan yoktur. Şimdi Elton John'u tanımayan yoktur. Ama bir Dede Efendi'yi tanıyan yoktur. Aşık Veysel'i çok meraklı Avrupalı varsa, böyle işte Anadolu müziklerine heves eden, onlar duyar. Neşet Ertaş'ı da tanıyan yoktur. Biz bile bilmiyoruz neredeyse. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir yozlaşma mı diyelim buna? Entelektüelimiz de bu düzeyde. Bakın 1950'ler Münir Nurettin Selçuk'un gençlik dönemleri, böyle geceleyin gece yarısı arkadaşlarıyla bir meclisten dönüyorlar. Boğaz kıyısında arabayı çekiyorlar gece. Sahil, hava çok güzel, mehtap var. Arkadaşlar oturuyorlar ve Münir Nurettin'in gazelleri çok ünlüdür. Bir gazel okumaya başlıyor. Gazeli okuyor, denizden bir ses geliyor. Balıkçılardan biri diyor ki, yaşa be diyor, Münir misin be mübarek diyor. Münir Nurettin. O kadar şaşırttı ki bu olay beni. Bir balıkçı, bakın az önce alt kültür grubu dedik ya, alt meslek grubu kabul edilir bunlar. Neden? Sanayi gibi değil, yani sanayi üreticisi gibi değil bu insanların yaptıkları şey. Değil mi? Asıl büyük işi kimler yapar? Büyük paralarla uğraşanlar yapar. Halbuki bir balıkçı o kadar önemli işler yapar ki, ben gidip balık tutmayı bilmiyorum ama balıkçıdan alıyorum mesela. Bakın 1950'li yıllarda ortalama İstanbul alt kültür grubuna mensup, alt gelir grubuna mensup birinin zevkine bakın bir kere. Münir'i tanıyor. Bugün bakın elimizin altında internetin ulaştırdığı bilgi var. Efendim mesela bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Fakat bırakın Münir'i, Itri'yi ve Dede Efendi'yi dahi bilmiyoruz. Şimdi bu dünyanın her yerinde müziklerin birbirine benzemesi pazarın kontrol ettiği bir şey. Amerika'da muazzam bir pazar var. Bu pazar Afrikalı müzisyenleri de mesela alıp bir müddet kullanmış. Efendim Ali Farkature olsun, Salif Keyt olsun mesela. Bunları alıp pazarlamış. Şimdi bir de YouTube diye bir şey var biliyorsunuz. Burada artık dünyanın her tarafına ulaşmak mümkün. Fakat merkez neresi? Nereden yönetiliyor bu YouTube? Efendim WhatsApp nereden yönetiliyor? Twitter nereden yönetiliyor? Bütün bu iletişim, süper, ultra iletişim imkanlarının merkezleri nerede? Biliyoruz. Demek ki pazar bunların elinde. Bir zamanlar bu plak şirketleri, hatta bizim Ahmet Ertegün öldü. Onun da Amerika'da bir plak şirketi var biliyorsunuz. Var idi. Mesela onların da bu işin içinde payı olduğunu, katkısı olduğunu biliyoruz. Dünya üzerinde muazzam bir dinleyici sayısı var. Efendim, bu dinleyici sayısına, bu pazara hitap eden müzikler yapılıyor sürekli. Bu müzikler nedense mesela geleneksel müzikler olmuyor. Yerel müzikler olmuyor. Efendim bizim mesela Türk musikisi dediğimiz müziğimiz olmuyor. Halk müziğimiz hiç yok zaten. Ama bir müzik tipi var. Genellikle 5-6 büyük ülkenin müzisyenlerinin bu pazarda yarıştığını görüyoruz. Şimdi bizim sektöre girmek isteyen, pop müzik sektörüne girmek ya da pazara girmek isteyen müzisyenlerimizin süratle bu pazarın sahiplerinin istediği standartlara uymaya çalıştığını görüyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Ancak uyarsan bu standartlara satarsın. Yoksa şansın yok. Ama pazar hep bu insanların elinde. Madonna. İşte efendim. Kim? Sayabilirim daha bir sürü müzisyen. Ama bunlar dünyada plakları ya da kasetleri çok satan, YouTube'da çok izlenen, çok tıklanan ve her tıklama başına o tıklamadan bir pay alan bir pazardan, sektörden bahsediyoruz. Bu maalesef yerelliği öldüren en önemli unsur.